Bugünlerde ülkemizi ve dünyayı etkisi altına almış olan COVID-19 virüsünden dolayı hem kendimiz için hem de sevdiklerimiz için evde kalmamız gerekiyor. Tabi bu evde kaldığımız süreç içerisinde hareketsiz kalacağımızdan dolayı yediğimiz ve içtiğimiz ürünlere dikkat etmemiz lazım. Hem bağışıklığımızı kuvvetlendirecek hem de sindirimimizi rahatlatacak ürünler seçmemiz lazım. O yüzden bugün sizlerle beraber kinoa salatası yapacağım. Yemeğe başlamadan önce ellerimizi doğru bir şekilde yıkıyoruz. Yapacağımız kinoa salatasının içerisinde patlıcan, kırmızı kapya biber, maydanoz, nane, havuç, yeşil elma, domates, salatalık, limon ve de ceviz olacak. Bu ürünleri seçmemin sebebi günlük enerji ihtiyacımıza katkıda bulunup içerdikleri besin değerleriyle bağışıklık sistemimizin güçlenmesine yardımcı olmaları. Öncelikle kinoamızın acısını almak için suyun içerisinde 15 dakika bekleteceğiz. Daha sonra süzdürüp haşlama işlemine geçeceğiz. Şimdi patlıcanımızı közleyeceğiz. Közlemeye başlamadan önce patlıcanı hazırlamamız gerekiyor. Ne yapacağız? Öncelikle patlıcanımıza delikler açacağız. Delik açmamızın sebebi patlıcanı açtığımız bu deliklerden hava alacaktır ve suyu içerisinde saklayacaktır. Daha sonra üst tarafından iz veriyoruz ki daha sonra patlıcanımızı aldığımız zaman rahatça soyabilelim. Patlıcanla kırmızı kapya biberimizi közlerken eğer evinizde elektrikli ocağınız varsa elektrikli ocağınızı açıp direkt üzerine koyup közleyebilirsiniz. Köz matiğiniz varsa köz matiğinin üzerine koyabilirsiniz. Döküm tavanız varsa döküm tavanın üzerinde közleyebilirsiniz. Ya da fırında yüksek derecede de közleyebilirsiniz. Kırmızı kapya biberimizi daha rahat soyabilmemiz için bir kabın içerisine alıyoruz. Üstünü kapatıyoruz ve bir 5 dakika bekletiyoruz. Ki rahatça soyabilirim. Patlıcanımız piştikten sonra hemen sıcağı sıcağına soymamız gerekiyor ki rengini korusun, o güzel yeşil rengini kaybetmeyelim. Köz kırmızı kapya biberimiz bekledi. Kesme tahtamın üstüne alıyorum bir peçete yardımıyla. Üstünü güzelce soyuyorum. Biberimizi soyduktan sonra baş tarafından kesiyoruz. Daha sonra ortadan kesiyoruz. Açıyoruz ve içindeki çekirdekleri alıyoruz. Kinoa 15 dakika bekledi. Şimdi bir tane süzgeç yardımıyla kinoamızı süzdürüyoruz. Kinoayı süzdürdükten sonra 1'e 1,5 ölçü olacak şekilde suyumuzu ekleyip kısık ateşte pişiriyoruz. Şimdi havucumuzu soyacağız. Şimdi havucumuzu küçük küpler halinde keseceğiz. Aynı şekilde salatalıklarımızı da küp küp kesiyoruz. Domatesimize geçiyoruz. Domatesi kullanırken kabuğunu soymadan kullanacağım. 4'e bölüyorum domatesimi. 4'e böldükten sonra içine alacağım. Şimdi domateslerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra bunlardan da güzel güzel küpler keseceğiz. Kinoamız suyunu çekmeye başladı. Bu aşamadayken iyice suyunu çektikten sonra kapağını kapatıp 15 dakika soğumasını bekleyeceğiz. Maydanozumuzu ve nanemizi ince ince doğruyoruz. İnce ince doğradığımız maydanozla nanemizi salatamıza ekliyoruz. Şimdi elmamızı küp küp keseceğiz. Neden bunu en son kesiyoruz? Çünkü kararmasını istemiyoruz. Daha önceden doğradığımız domatesimiz, salatalığımız ve havucumuzu da içerisine ekliyoruz. Ceviz
gözlerimizi de içine kırıyoruz. Közlenmiş patlıcan ve kırmızı kapya biberimizi eklemeden önce zeytinyağımızı ekliyoruz ve limon suyu sıkıyoruz. Şimdi közlenmiş kırmızı kapya biberimizle patlıcanımızı küçük küçük doğrayacağız. Ondan sonra salatanın içerisine ekleyip ürünleri zedelemeden güzelce karıştıracağız. Şimdi kestiğimiz köz patlıcanla kırmızı kapya biberimizi ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Üzerinde güzelce süsledikten sonra nar ekşisini ekleyip servis ediyoruz. Afiyet olsun.